Nasıl duruyor ya? Nasıl duruyor? İzliyor. Ben gibi buradan izliyor sanki. Orada böyle kaldı. Bizim stoper bakıyor sağına soluna. Anlayamadı olayı. Şu delete'e bir bakalım. O delete'in olduğu yere çok iyi işledi rakip arkadaş. Haaland'ı kaçırmayalım. Delete'e bak, delete'e bak. Ayağındaki topu kontrol edemedi de. Yine Haaland'ı attı. Bak bak, delete'e bak. Nasıl durdu orada bir anda. Geç Neymar. Harika bir çalım gel. Rakip tebrik etti galiba. Bayağı güzel. İleride Rashford, solda Neymar, sağda Messi. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Bir Kanı'na hoş geldiniz. En iyi menajeri arıyoruz serimizin 4. bölümündeyiz. Bu dizilişle maça çıkacağız. Menajeri göstereyim, Nagelsmann. Daha yeni aldım, hiç maç oynamadım. Aşinalığı düşük, bundan dolayı da kötü oynayabilir tabii ki menajerler. Aşinalığını 120'ye kadar çıkarmak gerekiyor. Hatta özelliklerine de kısaca bir bakacak olursak, ben de bunu ekrana sabitlemeye çalışacağım arkadaşlar. Top çevirme, kısa pas, merkezden hücum ediyor. Destek aralığı yani 4. Defans çizgisi çok önde. Benim hiç tercih etmediğim menajerlerdendir. Rakipler uzun top attığında arkada boşluk bulabilirler. Yoğunluk 3. Ben defans tarzını alacağım. Defans çizgisi çok düşmüyor. Ama yine biraz önde olduğunu söyleyebiliriz. Ben defans çizgisini düşük seviyelerde tercih ediyorum. Biraz savunma arkada dursun diye. Ama bir deneyelim. Önemli bir takımın, hani Avrupa'da Avrupa'nın devlerinden birinin menajeriyle oynayacağız, Nagelsmann'la. Hemen rakip aramaya koyulalım. Takım ruhu ve aşinalık düşük olduğu için belki istenen seviyelerde oynayamayabiliriz. Ama hemen bir test aşamasına başlayalım. Hesabım satılıktır. Instagram adresini de yazmış rakip arkadaş. Satılık hesap. Yani bizim form durumumuz iyi. Hiç oyuncu değişikliği yapmayabiliriz. Böyle kalabilir bizimki. Rakibe bakalım satılık hesap nasılmış. Bayağı güzel. İleride Rashford, solda Neymar, sağda Messi, Ronaldinho, Kaka, Beckham, sağda kapı, solda Irvin, stoperler Maldini, Beckenbauer, kalede Oliver Kahn, yedekler de belki ikon olabilir. 5124 takım gücü. Biraz arkadaşı beklettik ama zaten hesabı da satılıkmış. En azından bir tanıtma şansımız oldu. Bedava reklam yapmış olduk. Ama gerçekten güzel bir hesap. Milan galiba takım seçiliydi. Milan ikonlardan Ronaldinho vardı, Kaka vardı hatırladım. Başka ikon var mıydı? Hatırlayamadım. Çok hızlı saydık. Aa, Rashford vardı, Messi vardı, Neymar vardı. Farklı takımlardan çok güzel ikon futbolcular çıkarmış rakip arkadaş. Acaba hiç MyClub parası aldı mı yoksa biriktirdikleriyle mi? Onu da merak ettim. Benim ikon takımı olmadı. Kalecimim yok hala. Oliver Kahn ya da Che, herhangi birini çıkaramadık. Maça biz başlayacağız. Tabii rakip arkadaş selam verdi. Ben de kendisine karşılık vereyim. Evet, şimdi oynamaya başlayalım. Bu tarz bir dizilişte de pek oynamadım. Hem dizilişi tanıyalım. Orta yapsak. Erkenden gol gelmedi. Klasik orta kafa golü deneyecektim. Ben böyle bekli kenarlı dizilişlerde kenardan gelmeyi çok seviyorum. Şunu deneyebiliriz. Klasik bizim korner taktiği. Bir kafa. Kaleci mi? Bizim bu korner taktiğinden yine gol çıkarabilirdik. Ben kalecinin kurtaracağını hiç tahmin etmemiştim. Neymar. Vuramadık ama dönen top. Oliver Kahn uzaklaştırdı. Top iyi başladık. Kenarda boşluk var. Bir daha atarsak. Offside, offside yok. Bir kafa. Bu sefer gol oldu. Kenardan orta kafa gol şeklinde başladık maça. Dizilişimizin de kenarlı bir diziliş olmasından dolayı bu da bize golü getirdi. Rakip de Ronaldinho. Tekrardan Ronaldinho. Patrick Vieira. Kenara döndü Kaka. Davis. Beckham. Aşağıya dönsek çok büyük boşluk var ama offside. Yani aslında şu an düşündüm, aşağıya ilk başta dönseydik offside'deki adama değil de çok büyük boşluk vardı orada. İyi bir kontra ataktı bizim için. Rakipte Beckenbauer, Irvin. Ortaya döndü Patrick Vieira. Çok iyi kaydı bizim Patrick Vieira. Kaleci Şezni. Ronaldinho ile uzaklardan dedi. Rakip arkadaş da full ikon kadro. Bu menajeri test içinde güzel bir maç oldu. Hem derecesi yüksek hem kadrosu yüksek bir rakip arkadaş. Delete.
Çarpan top bizde kaldı. Neymar. Şurada boşluk çıkabilir. Pas geçmedi, yoksa çok büyük boşluk vardı. Arkayı kaçırmayalım. Orada bir ayak Rashford. Rashford top kapıyor. Yukarı tarafta Neymar. Uzaklardan ama Neymar biraz bizim kaleye doğru döndü. Aşağı doğru döneydi daha iyi vuruş çıkardı. Kaleyi bulduk ama pek tehlikeli değildi. Rakipler Ronaldinho, Mbappe. Arkaya bu sefer kaçtık. Kalecimiz çıktı Çezne. Hücumcu kaleci oyun tarzına sahip olmasının en güzel yanlarından birisi bu derken. Çıkarken yakalandık. Ronaldinho. Orlan. Torres. Biraz arkaya gitti pas. Davis. Davis nasıl orta yapacak bakalım. Kötü bir orta yaptı. Çok da öyle iyi bir orta yapamadı. Dönen top bizim önümüzde kaldı. Patrick Vieira. İlk yarının son anlarında flash bir gol gelir mi? Gelmedi. Oliver Kahn'da kaldı. Kenardan geldik. Bir orta kafa gol attık. O şekilde golü bulduk. 5 şut çekmişiz. Epey de şutumuz var aslında. Yarıya rakip başlayacak Mbappe. Ronaldinho bir santra taktiği var mı derken kaptık. Kaybettik. Ronaldinho. Arkaya kaçmamalı. Orada stoperimiz Varan. Tek paslarla çıkabilirsek derken o nasıl bir pas hatası. Çıkarken yakalandık. Kaleci Şezne. Orada bir topuk pası denedi. Artistik pas da neredeyse gol yedirecekti bize. İyi boşluk yakaladık. Neymar. Bir falso. Savunmaya çarptı. Yoksa Neymar iyi vuruşlar çıkarıyor. Falso vuruşları. Sert düzgün vuruşları var. Yetişemedi. Rakipte Neymar. Mbappe. Davis. Kenardan boşluk bulabilir. Orada Messi. İkili basalım. İçeri verdi. Kaleci. İyi çıkardı. Gole yaklaştı rakip arkadaş. Kapı. Messi. Bir orta daha. Uzaklaştıralım. İyi baskı yedik şu dakikalarda. Ronaldinho. Yine Ronaldinho'ya gitti. Şimdi bir kontratak şansımız var. Diego Forlan. Yürü Forlan. Koş Forlan. Kaleci çıktı. Dönen. O da yine kaleci. Çok net pozisyonu kaçırdık ama. Bunu atmamız lazımdı. Mbappe'ye gelmedi. Şu ana kadar savunmamız iyi. Arkaya kaçırmadık. Rakip arkadaş uzun denemedi pek. Patrick Vieira şimdi uzun attı. Patrick, bizim Patrick Vieira. Rangnick. Kenarda boşluk var. Yukarı. Rashford. Out'a gitti. Böyle asfakta da gitmedi. Biraz farklı gitti. Kaleyi bulamadık. Sol ayağıyla vurdu Rashford. Rakip arkadaş oyunu duraklattı. Biz de ne yapabiliriz? Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ofansif orta sahaya Kevin De Bruyne. Formu da iyi gelmiş. Matheus'un formu da iyi. Oraya da David Beckham'ı alalım. Farklı bir şey deneyelim. Bu tarz olsun. Aynen böyle olsun. Geri. Dakikada 77'yi geçti. Patrick Vieira. Patrick Vieira'la geldi rakip arkadaş. Delit iyi girdi araya. Verdi. Bir daha Matheus'a. Önümüzde kalmadı rakipte kafa. Frikik de olmadı. Biz yapmışız faali. Rakip arkadaş uzun attı. Arkayı kaçırmadık. Patrick Vieira. Kevin De Bruyne. Pas geçti. Forlan vur. Kaleci nasıl çıkardı bunu? Çok net bir gol şansıydı Forlan ama değerlendiremedik. Yine bir korner taktiği deneyelim. Rakip basmadı. Güzel ortala.
Ortayı yapamadı. Şu ortayı geçirse arka direkte bomboştu. Gol atacaktık. Şimdi kontra yedik. Rakip de David Beckham. Mbappe son saniyelerde. Rakip çok tehlikeli geldi. 1-0 kazandık. İlk yarısı daha etkili oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda rakip arkadaşın daha tehlikeli geldi, anlar oldu. Son dakikada da rakip arkadaş tehlikeli geldi. Biz bayağı şut çekmişiz. Ben bu kadar şut çektiğimi beklemiyordum. Epey şut çektiğimiz bir maç olmuş. Güncelleniyor. İkinci rakibimiz 1400 dereceli. İsmini de Türkiye'de yazıyordu. Varan formsuz gelmiş. Yedeklerde formlu oyuncularımız var. Bir daha bakalım. İyi, güzel. Fernando Torres de bayağı iyi gelmiş. İkinci yarı dahil edebiliriz. Rakip 4-3-1-2 ile geliyor. Yüksek dereceli 4-3-1-2 ile oynayacak. Güzel bir test maçı olacak bizler için. Rakibimiz geldi. Rakip arkadaş selam veriyor. Ben de onun selamına karşılık vereyim. Hemen rakibe bir karşılık vermeye çalışalım. Ve şimdi artık maça geçelim. Top Neymar. Top Neymar'da. İyi ayak koydu orada. Beckham var. David Beckham. Davis. Orada Delit iyi girdi araya. Çıkarken bir pas hatası. Rakipte Beckham var. David Beckham. Cruyff. Yapma ya. Çok iyi gol attı rakip arkadaş. Bizim stoper bakıyor sağına soluna, anlayamadı olayı. Şu Delit'e bir bakalım. Bak bak nerelere bakıyor. Çok geç tepki verdi ama rakip o kadar kıvrak bir şekilde çapraz koşu yaptı ki çok mantıklı bir hamle. Bizimki dönene kadar golü yedik. Pas geçti. Hadi be, pas geçmedi. Şu son pas geçmedi. O da Kevin De Bruyne iyi koşmuştu. Bu maç 4-3-1'e, evet, rakip arkadaş çok iyi geldi. Alexander Arnold kenardan geliyor bu sefer. Orta vurdurmadı. Dönen top offside. Galiba offside. 4-3-1-2'ye karşı az önceki maçta 2 ofansif orta sahalı kenarlı bir dizilişe karşı oynamıştık. Bu maçta da 4-3-1-2'ye karşı oynuyoruz. Bu menajer konusunda ben de kararsız kaldım şimdi. İki farklı dizilişe karşı oynamak iyi olacak karar vermek için. Kaleci çıkmış. Geçiri ortaya geçiremedi. Ver bir daha. Forlan ne kadar yavaş kaldı Forlan orada. Çıkarken pas hatası yapabilirim. Bir kast oyundu oralarda. Çok büyük boşluk oldu. Rakip de Del Piero. Bir kasıyor oyunda. Evet, çok kasmaya başladı. Bir böyle kasmalar. Delit. Forlan. Tek veremedik. Bu kasmadan dolayı paslar biraz karıştı. Yapma, çok kastı ama. Evet. Şu kasma olayı geçerse gayet güzel olacak. Stoperimiz aldı. Alexander Arnold. David Beckham iyi yetişti ama. Hadi be Rashford. Kaleci. Kötü bir vuruş geldi. Biraz daha bassaydık iyiydi. Havaya doğru vursaydık golü bulma şansımız vardı. Skor 1-0. Hala gerideyiz. Gel Piero. İyi pas verdi Mbappe. Şu ana kadar ama arkaya kaçırmadılar. O anlamda sevindim. Bir daha Beckham'a şu son pası geçiremedi. Pas geçse kenardan iyi. Beckham güzel ortalar zaten. Oyunun yönü değişti de Alexander Arnold. Patrick Vieira ortaya döndü. Cruyff. Tam kapacaktık orada. Del Piero, Mbappe. Yine Del Piero. İlk yarının son anında benzer bir gol yedik. İlk gol ceza sahası içindeydi. Bu dışında yine çapraza indi. Bitirdi. 2-0 geride kapattık. Stoperimiz özellikle Del Piero Delit eşleşmesi hiç iyi olmadı. Az şut oldu. Rakip 2'de 2 yaptı.
İkinci yarıya rakip arkadaş başladı. Haaland almış oyuna. Van Basten. Ronaldo. Haaland. Santra'dan golü yedik. Haaland oyunu aldı. O da bir süper yedek. Oyuna sonradan dahil etti. Güzel de vurdu. Santra'dan iyi geldi. O deletin olduğu yere çok iyi işledi rakip arkadaş. 3 golü de hep aynı yerden yedik. Biraz da aşinalığın düşük olması da buna sebep olabilir. Çok hata yaptı savunmada. Patrick bir araya geçmedi. David Beckham rakipte. Davis. Van Basten. Yine yetişemedi bizimkiler. Yapma işte bak bu. Normalde iki kişinin arasından çıktı. Takım ruhunun düşük olmasından büyük ihtimal. Yoksa hadi rakibin tabii ki emeğine saygı duyuyorum ama bir müdahale bile yapabilirlerdi. Omuz müdahalesi falan. Hiç rakibe fiziksel temasta bile bulunmadılar. Büyük ihtimal aşinalığın düşük olması, takım ruhunun düşük olması etkileyebilir. Ah o geçseydi orada bir gol atardık. Bari bir şeref golü atsak. Hemen ver. Rakip bir duraklattı, çekti. Orlan önümüzde de kalmadı. Hızlı kullan. Hemen ver şuna. Keşke hızlı kullanmasaydık. Bir daha ver. Dönem bizde. Rakipte Cristiano Ronaldo. Haaland'ı kaçırmayalım. Delite bak. Ayağındaki topu kontrol edemedi de düşüyordu neredeyse. Zaten kötü maç geçirdin. Ver aşağı. En azından bir gol attık. 4-1 oldu. 4-0'dan iyidir diyelim. 0'la kapatmadık. Bir gol bulduk. Santra'dan bu sefer yemeyelim. Yine Haaland'ı attı. Bak Delite bak nasıl durdu orada bir anda. Delit yine bir gol yedirecekti bize. Nasıl duruyor ya? Nasıl duruyor? İzliyor. Ben gibi buradan izliyor sanki. Orada böyle kaldı. Yani normalde kötü bir futbolcu da değil. Bu maçta sıkıntı çıkardı bize. Pası nereye attı? Haaland'ı durduramıyoruz. Haaland. Çok fena oynuyor Haaland. Davis. Hadi be bir ara kap şunu. Ya baksana nasıl kapım son anda kaptık. Torres alırsın önüne be. Bir kere de sen omuz vur. Kaleci çıkmış. Bir falso. 4-2. Bir şansımız var. Comeback yapabiliriz belki. Daha dakikalar 77-78. 4-2 oldu. Zar zor 2 gol bulduk. Bizim Delit yedirmezse iyidir. Güzel geldik. Şurada da bir koşu var. Forlan'ın önünde kalmadı top. Peş peşe bir goller atıp 3'ü de bulabilme şansımız vardı şu an. Ama yine bizde. Gel kanattan. Bir daha Forlan'a. Forlan için hızlı bir pas oldu. Geride kaldı. Bak savunmaya bak. Van Basten'i bile kaçırdılar arkaya. Davis yetişsene. Uf tek elle çıkardı. Ya bu savunmacılar tabii bu kadar kötü olduğundan değil. Bu maçta biraz ağır kaldılar. Geç Neymar. Harika bir çalım gel. Rakip tebrik etti galiba. Üçüncü gol. Gelmedi. Ama güzel çalım attık orada. Hani o da bir gol sayılabilir. Neymar'la tam zamanlamayı iyi ayarladık. 4-2. 91'e kadar da gelmişiz. Ben rakibi tebrik ediyorum. Hani selam verdik rakip arkadaşa. Beşi de yiyecektik bu arada. Rakip de selamımıza karşılık verdi. Ben tebrik mesajı anlamında bu şekilde selam yolladım diyeyim. 4-2. Savunma hataları çok oldu. Menajerin aşinalığından olabilir. Bizim kötü oynamamızdan olabilir. Özellikle Delit yaktı bizi zaten. Ama genelde bu kadar kötü oynayan bir futbolcu değil. Bu maçta ağır kaldı. Tepki veremedi. Hep onun bölgesinden golleri yedik. Teknik direktörü şimdilik kovmayacağım. Biraz daha aşinalığını yükseltip ileride tekrardan denemek istiyorum bu menajeri. Derecemizi düşürdük. Epey bir derece düşürdük. Bu seride biz çok derece düşürürüz zaten. Menajerleri alıp aşinalık kazandırmadan, yükseltmeden oynadığımız için de
tam menajerin istediği şekilde bir oyun belki olmuyor olabilir. Ama menajerlerle alakalı 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi de olabiliyoruz. İlk maç gayet güzeldi. İkinci maçta 4-3-1-2 rakibine karşı özellikle de rakip Delit'in orayı yakaladıktan sonra çok iyi işledi. Savunma oyuncularımız ağır kaldı, tepki veremedi. Onun dışında hücumda zorlandığımız zamanlar oldu. İlk maç iyi olsa da ikinci maçta savunma anlamında büyük hatalar yaptık. Bu menajere çok kötü diyemem. Aşinalığını yükseltip biraz daha şans vermeyi düşünüyorum. Bir önceki menajer videomuzda anında kovmuştum menajeri çünkü ben onunla devam edemezdim. Ama bu menajerle ilerleyen haftalarda belki yine birkaç maç atıp yine yoklama yapabiliriz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.